Evet, Mükellef TV olarak Mehmet Mustafa Necati. Mustafa Necati Balcı'nın yanındayız. Mustafa Necati Balcı, TÜRMOP eğitmenlerinden, MOT, Bağımsız Denetim Şirketi'nin kurucularından, Yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu yönetim üyesi, başkan üyesi. sorumlu ortak baş denetçiliği var, Evet, yönetim sorumlu kurulu baş. başkanı, kamuoyunun, muhasebe kamuoyunun, Ankara'nın tanıdığı, ama Türkiye'nin de tanıdığı hemen hemen eğitmenliğinden dolayı bir arkadaşımız. Bir büyük üstadlardan biri. Yaşça benden büyük. Şimdi önce kendisi... Meslek yaşım 38. Oh, 38 yıl. benden de büyük. Evet, benim Bunun gazetecilikteki meslek yaşım 36. 1994'ten bu yana 22 yıldır bir gün bağımsız denetimle ulaşıyorum. Evet. Siz devam ediyorsunuz. Evet, Üstad. 1990 meslek yasasının kuruluşundan 3568'in henüz yokken Ankara Mali Müşavirler Birliği Ankara Şubesi'nde yöneticilik yaptım. Evet. 1977 yılında bu mesleğe başladım. Daha sonra 1989 yılında meslek yasasıyla birlikte serbest muhasebeci, mali müşavir unvanını aldım. 1994 yılında bağımsız denetim kuruluşunda görev aldım. Bu bağımsız denetim kuruluşu bankacılık düzenleme denetleme kurumu, sermaye piyasası kurumu, enerji piyasası kurumu ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Siz bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam düzeltin, geçmişte Koç'la, Sayın Koç'la, Mehmet Koç'la Evet. ve Gökhan Dede ile Evet. bir şirket, ilk defa bağımsız denetim şirketi Evet. Evet. oluşturdunuz. Sonra Evet. herhalde yollarınız ayrıldı Daha onlarla. sonra 2003 yılında Koç'la ayrıldık. Ancak Mehmet Gökhan Dede De ile devam Ömer ediyorsunuz. Atık'la devam ediyoruz biz ekibimizle. Şirketin Tabii ki ortakları, evet. şirket şu anda kamu gözetim kurumundan da yetki almış. Bankacılık yetkisi de almış. Oturmuş bir bu alanda faaliyet gösteren bir şirket. Bu bina Balcı binası. Evet. Sizin, yani şirketin büyük ortağı siz misiniz? Evet, İkisi de. şirketin büyük ortağı benim. Yönetim kurulu başkanı benim. Evet. Bu binanın bu amaçla inşaatı yapılmıştır. Hı. Giriş katında, alt katta, en altta eğitim salonumuz var. Arşivimiz var. Giriş katında MOT bağımsız denetim olduğu Toplam kullanım gibi alanı nedir? toplam kullanım Net alanı kullanım alanı. 1200 metrekare civarında. 1200 metrekare civarının bir katını zannediyorum. Kardeşim dediniz, Evet, avukat. bir kardeşim hukukçudur. Şirketin Hukuk hissedarı mı? ofisi, hukuk ofisi hayır, Niye hissedarı olabilir değil yani ama avukat şirketin olarak? hukuk müşaviridir. Ha, evet, orayı anlamış olalım. Ayrıca ortak da olabiliyor biliyorsunuz avukatlar. Yani sizin şirketten hisse alabilirler. Size Evet. alabilirler ancak Ben bu bile alabilirim bölümde zannediyorum. görev yapamazlar. Serbest muhasebeci mali müşavir Müşavir olması olması gerekiyor. hisse alır ama görev yapamaz. Yani o açık. Evet. Evet, ben de elektronikçi olarak elektronik muhasebe bölümü sorumlusu diye verebilirsiniz bana da. O Şimdi, BDDK'da yani onları ben aşarım, siz de aşarsınız da. bilgi işlem Evet, başka denetiminde böyle gerekli olanlar da var olur. Tabii. maalesef. Hem bir de sorunu böyle dile getirmiş oluyoruz. Piyasada var maalesef böyle. Şimdi böyle buradan yola çıkarak denetçi olmuş insanlar var. Yani hiç hukukunu okumadan. Ama yaptığı meslekten dolayı SPK zamanında zaten bunlara düzenleme geldi bu KYK ile. İyi de oldu, bir sicil temizliği oluyor. Biz KYK'ya karşıyız temel olarak çıkış şeklini, ama varlığına karşı değilim ben. Yani yasayla olsaydı daha iyi olurdu. Siz de herkese aynısını söylüyorsunuz. Herkes Meslek aynısını mensubu denetçidir, evet. Ama bağımsız söylüyor. denetim Tabii. olayı tamamen farklı bir oldu. Yani Herkes işte bağımsız denetim alanında faaliyet göstermez. Böyle bir gösteremez. sorumluluk da çok fazla olur bence yani. Özel, bizim mesleğimizin özel bir bölümüdür, Hı. özel bir
Yani hem vergi denetimi hem bilmem ne hepsi bir arada zaten olmaz öyle değil mi? Şimdi ilginç bir anı tabii ki bağımsız denetim eğitim bağımsız denetime sadece Ankara'da değil Anadolu'nun çeşitli illerine gidiyoruz. O zaman tabii ki mali müşavirlik daha çok ağırlıkta ve vergici Evet. olarak yetişmiş durumdayım. Sabah giderken mırıldanıyorum. Necati Bey, sen vergici değilsin, bugün bağımsız denetçisin. Sen sorumlu ortak baş denetçisin. En az gittiğim ile kadar 300 tane, 500 tane bunu söylerim. Hı hı. Sen denetçisin, denetçi olarak hareket etmen gerekir şeklinde. Bu benim bir anımdır. Artık 22 seneden sonra şöyle bir olay var. Akşam yapıyorum, sabah bağımsız denetçiyim diyorum ve o görevi ifa etmeye, yerine getirmeye çalışıyorum. Büyük bir, önemli, kutsal bir meslek. İnsanların hem yönünü gösteriyorsunuz hem ışık tutuyorsunuz. Evet. Verdiğiniz raporlarla, şunlarla, bunlarla önemli kamuoyuna tarafsız bir şey yapmaya çalışıyoruz, kamu yararına. Meslek bağımsızlıktan geliyor. Bizim en önemli şeyimiz bağımsızlık. Ben o bağımsız lafının tabii şöyle yorumluyorum. Yani denetimin bağımsızlığı olmaz. Bir kurumdan bir talep gelir, yaparsınız. Zannediyorum bağımsız denetim firması, firmaları derneği veya kişileri derneği, Fatih Tural'la da aynı şeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde yani denetim, birçok arkadaşlar, yani biz şeyiz, kurumuz, bir talep olur, denetleriz, yaparız. Ama bazı firmalarımız da olur, onlarla sözleşmeli yaparız, o başka. Ama bir talep olmadan da, dolayısıyla bağımsız olmuyor o zaman gibi geliyor Türkçe'de. Yani burada kullanılan, zannediyorum hoca da diyebilirim, bir hocalarınız var, insan eğitiyorsunuz. Sayın Necati Bey. Şöyle ki, yani bağımsızlığı tarafsızlık, tarafsız dense daha güzel olmaz mıymış ya bu? Bağımsızlık, bağınız yok, ilişkiniz yok. Yani ilişkinizin olması lazım. Parasal abi, ilişkiniz var, nasıl var? Türk Ticaret Kanunu'na göre bağımsızlık belirlenmiş ve tanımlanmış. Tabii bunca sene Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulmasından bu yana tarafsızlık değil, bağımsızlık vurgulanarak geldiği için böyle olmuş. Için böyle. Dünyada da böyle anılıyor. Dünya uygulamalarında evet, bağımsızlık esas. Şu anda da zaten bir denetime başlamadan önce ilk yapacağımız iş müşteriyi tanımak. Ondan sonra tanıdıktan sonra kendimize dönüp, kendi içimize dönüp bizim ve görevlendireceğimiz, denetimde görevlendireceğimiz denetim ekibinin bağımsız olması araştırmasını yaparız. Evet. Necati Bey. Her denetim ekibinde yer alan denetçinin şeyini alırız, bağımsızlık beyanını alırız. Şimdi bizim bir şeyimiz var, gözlemimiz var. Çok uzun videolar, çok fazla izlenmiyor sonuna kadar. Kısa kısa net net cevaplar vereceksiniz. Sorularıma direkt cevap vermeye çalışacaksınız. Önce soruyorum, nerelisiniz? Çankırılı. Kaç, 1953 doğumlusunuz? 1956. İlkokulu, liseyi, ortaokulu? İlkokul ve ortaokulu ilçede okudum. İlçede okudunuz. Lise? Ankara'da. Ankara'da okudunuz. Üniversite? Üniversite, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi. Mezunusunuz. Kaç yılı mezunusunuz? 1985. Hiç sene kaybetmemişsiniz gibi. Hı? Evet, etmemişsiniz gibi. Evet. Hiç etmediniz galiba. Talebeliğiniz iyi geçmiş yani. Evet. Peki, üstadım, muhasebe mesleğini nasıl seçtiniz? Kimdir hocanız diyelim? Ege Üniversitesi, benim hocam İbrahim Ceylan'dır. İlk meslek kültürünü ondan aldım. Ondan aldınız. Kimin yanında serbest çalışmaya başladınız? Bir madenci şirkette çalıştınız. Serbest İlk kimdi? Çalışma bağımlı olarak. İlk çalışmaya başladığım il, şu anda tabii il olarak değişti.
Şırnak Silopi ilçesi. Türkiye'de biliyorsunuz, güzel. Orada bu mesleğe başladım. Çok okulum güzel. İzmir'de, tabii Türkiye'de. Tamam. Ankara'da serbest olarak orada Şırnak'ta büro mu açtınız? 7 yıl kadar, hayır, serbest çalışmadım. Bağımlı çalıştınız. Bağımlı çalıştım. İlk serbest büroyu ne zaman açtınız? 1983'te açtım. 1983'te açtınız. Evet. Mali Müşavir ve Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi'ne üye oldunuz. Üye oldum. Orada yani Ankara Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptım. Yaptınız. Kimin başkanlığı? Bu derneğin Mehmet Koç'un. Mehmet Koç'un. Yani şey de oradaydı. Siz hep aynı dönemin insanlarısınız. Tabii tabii. İbrahim Ulusoy da oradaydı. Rahmetli Ulusoy, rahmetli Çelik, Ali Rıza Yurtseven, değil mi? Evet, evet, evet. Ben de tanıyorum. Bayağı hepinizi tanıyorum.